Toplumsal hareketler genel olarak kolektif bir şekilde gerçekleştirilen toplumsal değişimi hedefleyen hareketlerdir. Feminist hareketlerde kadınların değişim ve eşit hak talepleri için bir araya geldiği hareketlerdir. Kadın yürüyüşleri organize etmek, dayağa, tecavüze ve şiddete karşı kampanyalar düzenlemek, projelere katılmak örnek olarak sayılabilir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: feminizm, ataerkillik, kamusal alan, özel alan şeklindedir. Programı izledikten sonra toplumsal cinsiyet ve ataerkillik kavramını ne ifade eder? Feminizm türleri ve temel tartışmalar nelerdir? Türkiye'de feminist hareketin gelişim süreci nasıldır? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Günümüzde feminist düşüncenin temel aldığı kavramlardan biri toplumsal cinsiyet kavramıdır. Toplumsal cinsiyet Biyolojik cinsiyetten farklı olarak kadın ve erkekler için toplumsal olarak oluşturulmuş roller, öğrenilmiş davranış ve beklentilerdir. Ateerkillik ise eş zamanlı olarak erkeklere ve erkekle imtiyaz tanıyarak kadınları aşağı gören, kadınları erkek tahakkümü altına alan toplumsal organizasyon biçimidir. Ateerkil düşünceye göre kadınlar biyolojik olarak zayıftır. Bu zayıflıklarından dolayı da toplumda ikincil konumdalardır. Aterkillik, kadını sadece ev içi alanı hapseden ve erkekleri de kamusal alana ait bireyler olarak niteleyen bir düşünce anlamını kazanır. Feminist teorinin en temel kavramlarından biri de kamusal özel alan ayrımıdır. Bu ayrım, ev ve işin ayrılmasına ve toplumsal cinsiyete dayalı geleneksel iş bölümünün uygulanmasına gönderme yapar. Feministlerin temel aldığı kişisel olan özeldir cümlesiyle özel alanın kadının en fazla baskılandığı alan olduğu belirtilir. Radikal feminizm kadınları özgürleştirmenin yolunun tamamen yeni bir düzenden geçmesi gerektiğini vurgulayan yaklaşımdır. Bütüncül bir kadın bağımsızlığının bireysel değişimle mümkün olabileceğini savunur. Radikal feminizm iki gruba ayrılır. Radikal liberal feministler ve radikal kültürel feministler. Radikal liberal feministlere göre kadınların doğurganlık özellikleri onların tamamen insan olarak gelişimini engeller. O yüzden kadınların bazı erkeksi özelliklere sahip olmaları gerekir. Bu grupta yer alanlar kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkları tamamen biyolojik eksenli olarak değerlendirirler. Radikal kültürel feministler ise kadınlık değerlerini savunup bunları kutlarlar. Erkeksi kadın olmak yerine kadınsı kadın olmayı daha değerli bulur ve kültürel olarak kadınlık değerlerini yüceltirler. Radikal feminizm özellikle kadınları bastıran ateerkelliği erkek üstünlüğü olarak tanımlar ve sistemin radikal olarak yeniden düzenlenmesini ister liberal feminizmin burjuva feminizmi olarak da adlandırıldığı görülür. Mevcut ekonomik ve toplumsal düzen içinde kadın erkek eşitliğinin mümkün olabileceğini ileri sürer. Daha çok orta ve üst orta sınıf kadınların beklenti ve talepleri dillendirilir. Fakat burada kadının ikincil konumunun arkasındaki sebepler çok da fazla eleştirilmez. Marksist teoriden beslenen Marksist feminizm, kadınların özgürleşmesini ekonomik sistemin yeniden organizasyonunda arar. Aterkillik ve kapitalizm arasındaki ilişkiye odaklanır. Bu anlamda kapitalizm içindeki iş gücü dağılımı kadının ikinci durumundaki temel sorun olarak görülür. Marksist feminizmde sınıf ilişkileri zorlayıcı güç ve baskılama kaynakları olarak bütün eşitsizliklerin temelidir cinsel baskılamada bir çeşit sınıfsal güç olarak ele alınır. Bu modele göre sınıf farklılığının temelinde de erkek egemenliği yatmaktadır. Marksist feminizme göre özel mülkiyetin gelişmesiyle kadınlar bir mal olarak görülüp erkeklere verilen haklardan mahrum bırakılırlar. Feminizm Avrupa kökenli bir akımdır. Ancak dünyanın farklı coğrafyalarında da kadın hareketleri ve başka feminist hareketler yer alır. Üçüncü dünya feminizmi bu hareketlerden biridir. Batı toplumları dışında yaşayan ve dünyadaki kadın nüfusunu oluşturan çoğunluk kadınları ya da batıdaki siyahi kadın hareketini işaret etmek için üçüncü dünya feminizmi ifadesi kullanılır. Bu akımın en temel eleştirilerinden biri ırk sorunsalıdır. Siyahi kadınlar, batılı feminizmler içinde temsil edilen kadının evrenselleşmesini eleştirirler. Batılı feminizmin dünyadaki bütün kadınları temsil edercesine ele alınması bu akımın temel eleştirileri arasındadır. Feminizm bir yanda ırk, sınıf, etnisite gibi kavramlar etrafında farklılaşırken öte yanda dünyadaki kadınların birleşmesi de söz konusudur. Buna göre dünyanın herhangi bir tarafında kadınların ezilmesi ya da baskıya maruz bırakılması dünyanın başka tarafındaki kadınları etkiler. Kadınlar her nerede olurlarsa olsunlar tamamen özgürleştirilmedikçe bütüncül bir kadın özgürlüğünden bahsedilemez. Türkiye'de kadın hareketi, Osmanlı kadın hareketi, Cumhuriyet dönemi kadın hareketi birinci dalga, 80 sonrası ikinci dalga kadın hareketi ve 90'lardan sonra gelişen üçüncü dalga kadın hareketi gibi dönemlere ayrılabilir. Nüket Sırman, Osmanlı'daki kadın hareketinin çatışan farklı eksenler üzerinden yürüdüğünü belirtir. İlerici olarak nitelendirilenler kadın özgürleşmesinin uygarlık için bir ön koşul olduğunu savunurlar. Görücü usulü evlilikler, boşanmanın erkekler tarafından gerçekleştirilmesi, çok eşlilik gibi hususlar ...kadınların eğitimleri ve özgürleşmeleri için temel engeller olarak görülür. Öte yanda Osmanlı kadın hareketinde ayrı bir grup oluşturan İslamcılarsa... ...kadın hakları konusunda Kur'an'a sıkı sıkıya bağlı kalınması görüşünü savunurlar. Erken dönem olarak bilinen 1890'larda Hanımlara Mahsus gazete çıkarılır. Osmanlı kadın tarihinde Fatma Ali'ye, Nigar Hanım, Makbule Leman gibi kadınların... Kadın hakları konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Cumhuriyet dönemi kadın hareketinde kadınlar erkekler gibi kamusal yaşamda görünür hale getirilmeye çalışılır. İlk başlarda elit kadınların sesleri daha fazla duyulur. Kadın sorunu devlet feminizmi içinde gelişir. Örneğin 1934 yılında kadınlara seçme hakkı tanınması kadınlar mücadele etmeden devlet tarafından düzenlenir. Nezihe Muhittin, birinci dalga cumhuriyetçi feminizmin önde gelen isimlerinden ve Kadınlar Halk Fırkası'nın kurucularındandır. Kadınlar Halk Fırkası programında kadınların milletvekili hatta asker olma talepleri aşırı bulunur ve parti kapatılır. 80 sonrası kadın konusunun ve devlet feminizminin sorgulandığı bir dönemdir kadınların politik olarak erkeklerle eşitliğinin sağlanması, aile içi şiddetin ve cinsiyete dayalı iş bölümünün ortadan kaldırılması gibi konular gündemin öncelikli maddeleridir. Özellikle aile içi şiddet konusunun tartışılmasıyla bu konu kamusal alanda daha görünür hale gelir. Mor Çatı, kadına şiddetin engellenmesi için Türkiye'de çalışan ilk organizasyon olarak öne çıkar şiddete uğrayan kadınlara bir sığınak kurulması için Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 90'da kurulur ve 95'te sığınağını açar. 90 sonrası kadın hareketleri 3. dalga olarak adlandırılır. Bu dönemin en belirgin özelliği feminizmin bir kent hareketi olmaktan çıkmasıdır. Yapılan çeşitli projelerle feminizm yaygınlaştırılır. Özellikle modernite ile kadın ilişkisi eleştirel bir biçimde ele alınır. 2000'li yıllarda kadın bedeni, şiddet, töre cinayetleri, bekaret testleri ve fuhuş konularının ön plana çıktığı çalışmalar görülür. Feminist hareketler, kadınların değişim ve eşit hak talepleri için bir araya geldiği hareketlerdir. Feminizm ise, Değişim yaratmaya yönelik fikir, ideoloji ve faaliyetlerdir. Feminist hareketler içinde yaklaşımlarda farklılıklar bulunmasına karşın temel olarak kadın erkek eşitliği, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadın ticaretinin yasaklanması ve kadına karşı sömürünün durdurulması gibi konuların ön plana çıktığı görülür. Feminizm kendi içinde temel olarak radikal feminizm, marksist feminizm ve liberal feminizm şeklinde gruplara ayrılır. Türkiye'de ise feminist hareketler kabaca Osmanlı dönemi kadın hareketi, Cumhuriyet dönemi kadın hareketi, 80 sonrası kadın hareketleri ve 90 sonrası kadın hareketleri şeklinde dört farklı dönemde değerlendirilir. Bu programda feminizm türleri ve temel tartışmaları üzerinde duruldu. Toplumsal cinsiyet ve ataerkillik kavramı açıklandı. Türkiye'de feminist hareketin gelişim süreci dönemsel olarak ele alındı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Yeni Toplumsal Hareketler kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.